Merhaba Business Channel Türk seyircileri. Neslihan Akyılmaz'la Çocukların Dünyası programına hoş geldiniz. Konu çocuklar olunca çocukların dünyasına hizmet eden uzmanları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta da yanımda Yapa Yayınları Genel Kurul Başkanı Turhan Özüduru var. Hoş geldiniz Sayın Özüduru. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Ben biliyorum ki gerçekten önemli uzmanları burada konuk ediyorsunuz. Beni evet. Onların arasında sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben şeref duydum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Yapa kurumlarından, Yapa yayınlarından bahsedelim istiyorum. Tabii memnuniyetle. Yapa yayınları 1981 yılında. Evet, Türkiye'nin en eski okul öncesi kuruluşu olarak evet, biliyorum. Evet, öyle doğru söyleyebiliriz. Yani küstahlık olmazsa çünkü sadece Red House yayınlarını hatırlıyorum. Sadece öykü yapıyordu 0-6 yaş çocuklar için. Onun dışında bir yayın evi hatırlamıyorum. Bir de şöyle bir şeyi de söyleyebilirim. Henüz okul öncesi eğitim yayıncılığı o kadar farkındalık yaratmadığı için, kaldı ki yayıncıların içinde de farkındalık yaratmadığı için, ne zamanki yayıncının boş zamanı olur, ne zamanki yayıncının artan bir kağıdı olur falan, onlarla kitap falan basmayı düşünürlerdi. Şunu söyleyebilirim yani içtenlikle ve inanarak, okul öncesi eğitim yayıncılığı Yapa yayınlarıyla nitelik kazanmıştır Türkiye'mizde. Kesinlikle. Siz de bu anlamda Türkiye'nin ilk okul öncesi yayıncısısınız, doğrudur? Okul öncesi eğitim kanısında evet. Evet, kesinlikle. Peki bize kuruluşunuzdan, Yapa'nın özgeçmişinden bahseder misiniz? Tabii ki, memnuniyetle kısaca anlatmaya çalışayım. 1981 yılında kuruldu dediğim gibi. İlk defa 0-6 yaş çocuklara yönelik yayınlar yapmaya başladık. Yaptığımızda niyetimiz, yani bu alana girerken niyetimiz, o alanda çocuk çok, onların anne babaları onlar için çokça kitap alırlar, tüketirler filan zannı vardı. İlk yıllarımızda kitapları yayınlamaya başladığımızda baktık ki anne baba farkında değil, kitapçı farkında değil ve hatta anaokulu öğretmenler sayısı çok da az da olsa, o zaman okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanma oranı %1.4'tü. Az sayıda da olsa öğretmen vardı. Efendim, o öğretmenler dahi okul öncesi eğitim yayıncılığının farkında olmadığı için sadece şunu söylemeye başlamışlardı. 3-4 yılda işte biz kendimizi yavaş yavaş duyurmaya başlamıştık. İşte Yapa Yayınları diye bir yayın evi var. Onlar okul öncesi çağı çocuklara yönelik yayın yapıyorlar. Dolayısıyla isimlerini bilmeden kitapların, Yapa'nın kitaplarını alın filan şeklinde yönlendirme yapıyorlardı velilere. Veliler de işte o Cağaloğlu'nun tepesinde sıcaklarda, soğuklarda çıkıyorlardı. Bizden boyama kitabı istiyorlardı. Çünkü anaokulu öğretmeni de boyamanın dışında başka okul öncesi eğitim yayını bilmiyordu. Dolayısıyla biz de işte o değil budur falan şeklinde yönlendirmeler yapabiliyorduk. Ama sonradan tabii ki zaman içinde, ki bugün okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanma oranı %57-58'lere falan ulaştığı söyleniyor. Çok iyi. Efendim, anne baba da farkına varmaya başladı. Kitapçılar farkına varmaya başladı. Dolayısıyla çok eskisi sorunlarımızı yaşamıyoruz diyebilirim. Ama yaklaşık 40 yıl oldu zaten, evet, değil evet, mi? Evet, şimdi şeyden, yani kısaca sektör. Ben özgeçmişimizden söz edeceğim, daldan dala atlamadan. 1985 yılında baktık ki şey değil, yani anne babayı ve öğretmeni farkındalık yaratabilmek için babaya, efendim, demek ki bir şeyler yapmak lazım. Sadece kitap üretmek tek başına yetmiyor. Dolayısıyla 1985 yılında okul öncesi eğitim seminerleri yapmaya başladık. İlk defa Oda Kule'de İstanbul Sanayi Odası işbirliğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı da kattık. Efendim, ilk defa bir seminer gerçekleştirdik ulusal düzeyde, ama katılım son derece düşüktü doğrusu. Efendim, ama yaptık. Yani İstanbul Üniversitesi'nin sevgili hocalarıyla, Profesör Doktor, o zaman doçenttiler, Ayla Oktay, efendim, Norman Azon, Profesör Doktor Meral Alpay gibi önemli isimlerle ilk seminerimizi gerçekleştirdik. Sonradan ikincisini İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, sonrasını efendim yine ulusal düzeyde. Peki beklediğiniz boyutta büyüdü mü? Hızı nasıl oldu bu süreçte? Valla süreç her zaman olduğu gibi yavaş. Bilhassa ülkemizde bir kitap olduğu için, okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede, ben kendime Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzetiyorum kendimi.
Evet, onun için iki okul öncesi eğitim de son derece çok yeni ülkemizde. Onun gerekliliğinin farkında değil toplumumuz. Biraz oldu şimdi, çok haksızlık etmeyelim. Hı-hı. Ama bu iki engeli bir arada aşmak gerçekten çok zor oldu. Ama neticede bu bir görevdir, yurtseverliktir diye düşünüyorum. Hı-hı. Çocuklara kitap kullanma davranışını kazandırmak, okul öncesi eğitime yaygınlık sağlamak tabii ki bir ulusal bir görevdir diye de düşünüyorum. Dolayısıyla çok da pişman değilim. Yani çok başarılı olduğumu söyleyemem. Tabii ki bir kurumun yapabileceği bir şey değil zaten bu. Tabii. Diğer taraftan da ama yaptıklarımla da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü iyi şeyler yapıldı ve epeyce de büyük toplumumuza aktardık. Biraz önce sözünü ettiğim seminerleri biz bugüne kadar 900 kere yaptık. Yani büyük ulusal düzeyde değil, bir bölümü bir günlük, bir bölümü üç günlük, iki günlük paneller filan biçiminde olmak zorunda. 900 seminer gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu 900 seminer bizi gerçekten çok, hem bizim kurumsal ufkumuzu çok açtı, hem de Türkiye'nin önünü çok açtı diye düşünüyorum. Çünkü şunu hatırlıyorum gayet iyi. İlk başladığımız yıllarda Ankara'da da anaokul öğretmeni yetiştiren üniversiteler vardı. İzmir'de vardı, Konya'da vardı, İstanbul'da vardı. Ama bunların, yani akademisyenlerin hiçbirisi birbiriyle tanışık değildi. Üniversiteler kendi arasında hiçbir bağı yoktu. Ayrı ayrı araştırmalar yapıyorlar, ayrı ayrı görevlendirmeler yapıyorlar filan. Dolayısıyla bu seminerler, bizim yaptığımız seminerler ilk defa evet bir arada olmalarını sağladı. Haberdar olmalarını sağladılar, değil mi? Birbirlerinin çalışmalarından. Evet, kesinlikle. Ve dolayısıyla bir akademisyenlerin kendi arasındaki kaynaşmasını ve yardımlaşmasını sağladı. İki, akademisyenler kendi aralarında bir şeyler üretiyorlar. Gerek okullarımız, eğitimcilerimiz için, gerekse çocuklarımız için, ama diğer taraftan da ihtiyaçlarının ne olduğunu tam pazarın içine girmedikleri için bilmiyorum. Bu üniversitelerle pazar arasında her zaman sanayiciler arasında her zaman tartışılan bir şeydir. Eğitim alanında da vardı bu. Okul öncesi eğitim alanında da vardı. Biz öğretmenlerle akademisyenleri tanıştırdıkça öğretmenler akademisyenlerden günceli yakaladı. Yani neler oluyor dünyada. Onları yakalama fırsatı buldu. Akademisyenler de öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit ettikçe onlara daha uygun programlar, planlar hazırlamaya başladı. Sahayı görmüş oluyorlar. Kesinlikle evet. Yani böylesine bir uyum sağladı. Biz bu şekilde 2500 çeşit yayın yaptık. Harika. Ve işte bu söylediğim seminerler yine bu kitapların varoluşuna da çok önemli ışıklar tutmuştur. Çünkü öğretmenle tanıştıkça, onun ihtiyaçlarını tespit ettikçe alan hangi alanlarda kitaplar hazırlamak lazım onu öğrendik. Tabii. Onlara göre akademisyenlere sipariş verdik. Onlara göre kitaplar hazırlandı. Dolayısıyla o kitaplarda öğretmenlerimize ulaştıkça, anne babalara ulaştıkça. Siz güç birliğini sağladınız değil mi hocam? Aynı zamanda kendi hem kurumsal yani gelişimimizi hem de ulusal olarak büyük çocuklarımızın gelişimine destek sağladığımızı düşünebilirim. Yani bu yaptıklarımızda. Diğer taraftan kitap satışı her ne kadar işte bir taraftan yol almaya başladığını söyledimse de yine de kurumsal ihtiyaçlarımızı, bilhassa ekonomik ihtiyaçları, daha çok hizmet üretme ihtiyaçlarımızı karşılamadığını söyleyebilirim. 1994 yılında Açık Okul Öncesi Eğitim Projesi adı altında bir proje başlattık. Ve bu projede de franchise verdik ve bu franchise yatırımcılara şunu yaptık. Dedik ki siz çocuk mağazaları açacaksınız, kitap satacaksınız, oyuncak satacaksınız. Ama bunu kendi başınıza rafta değil, bir uzman eşliğinde yapacaksınız. Ya pedagog, ya çocuk gelişim eğitim uzmanı, ya da anaokul öğretmenliği yetkinliği olan birisine vereceksiniz çocuk kulübünün yönetimini. Bu yönetimi yapıyorken işte çocuk kulübüne üyelikler yapılıyordu. Üyeliklerle birlikte uzman çocuğuyla bir görüşme yapıyordu. O görüşme sırasında çocuğun seviye tespitini yapıyor. Keza yaşını öğrendikten sonra, her ne kadar o zaman okul öncesi eğitim programı yayınlanmış, yayınlanmamış idiyse de
şey biliyordu yani biz yine dışarıdan aldığımız kaynaklarla iyi kötü hangi yaşın hangi davranışları hangi kavramları bilmesi gerektiği kıstaslarını takip ediyorduk ve ona göre de kitaplar ve oyuncaklar satışı gerçekleştiriliyordu. En azından velilere. Bir veli olarak şunu söyleyebilirim. Evet, iki tane çocuğum var. Özellikle o ilk çocukluk dönemlerinde oyuncaklar alıyorduk, kitaplar alıyorduk ama hangi zamanda, hangisini kullanmalılar ya da nasıl, neyi almalıyız, doğrusu nedir bilmiyorduk. Bu anlamda Yapı Çocuk Kulübü Gaziantep'teki de işleyişini çok güzel yerine getirdiği için ben sizi kutluyorum. Açıkçası. Yani Gaziantep'i kutlamak lazım. Çünkü gerçekten bizim ilk yatırımcımız ve ilk aile bağı şeyinde sıcaklığında birlikte olduğumuz insanlar halen de çok sıcakta ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Beraberliklerimizi devam ettiriyoruz. O sözünüze katılıyorum. Yani bir sürü sıkıntılı dönemlerimiz de olmuştur. Ama onların hiçbirisinde birlikteliğimiz, dayanışmamız inkitaya uğramamıştır. Çok güzel. Onun için ki gerçekten madem söz edildi çok sevgiyle saygıyla anıyorum her birini. Efendim, peki franchising verdiğiniz ilk öğretim ve lise kurumları var mı? Vermeyi düşünür müsünüz? Sadece okul öncesi mi olarak devam edin? Henüz değil. Şu bakımdan değil. Yani yatırımcı olsa hazırız. Yani biz bilhassa ilk öğretim 4. sınıf dahil olmak üzere ilk öğretim 1, 2, 3, 4. sınıflar için şöyle bir şeyimiz var, bizim şiarımız var. Okul öncesi eğitimiyle eğitim yaklaşımlarıyla aynı olmaya gerektiriyor. Dolayısıyla okul öncesi eğitim yaklaşımları konusunda altyapısı en güçlü bir kurum olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle. O bakımdan en azından ilk öğretimin ilk dönem yıllarını karşılayabilecek çok iyi okul önce ilk öğretim okulları kurabileceğimize inanıyorum ama bu yatırımcıyla doğrudan ilgili. Peki hangi koşullar istiyorsunuz hocam yatırımcı olmak isteyenler için? Çok zor değil yani şeyden yatırımcı biz yine okul öncesinden yürüyelim çünkü ilk öğretim biraz daha detaylı. Efendim bir kere şey toplam yatırım gideri 200 bin lira falan dolayında yani bu tabii ki seçilecek yerin büyüklüğüne, zorluğuna, kolaylığına göre 20 bin lira aşağı olur, 50 bin lira yukarı olur falan. Aşağı. Birlikte karar verilecek bir şey, evet. Ama 200 bin lira dolayında bir öz kaynak lazım. Bunu da şunun için özellikle söylemeye çalışıyorum. Bu 200 bin lira işte biliyorsunuz KOSGEB falan kuruluşları var. Onlar destek. Ama eğitime vermiyor maalesef KOSGEB. Öyle bir desteği. Orası da ayrı bir sorun. Neyse ayrı bir sorun, evet. Ama şey yani bu 200 bin lira yahut bankalardan falan orta vadeli kredili bulunabiliyor ama biz 200 bin liranın tümünün kredi olarak kullanılmasından tarafta değiliz. Çünkü orta vadeli de olsa 2 yıl sonra bu geri ödemeler başlıyor. 2 yıl sonra bir taraftan işletme giderleri var, bir taraftan borcun geri ödenmesi var. Dolayısıyla 100 bin liraya kadar kredi kullanımına olur diyoruz ama 100 bin lira mutlaka öz kaynaktan olması lazım ki sıkıntı olmadan uzun soluklu bir beraberliğimiz olabilsin kendisiyle. Onu şart koşuyoruz. Bina olarak da yaklaşık 300-400 metrekare kapalı alan, 150 metrekare bahçeli alan olması şartını koyuyoruz. Efendim, bunlar zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın da izin vermesi için aradığı koşullar aynı zamanda. Ama bir okulun da anaokulunun da nitelikli olması için mutlaka olması olmazlar. Evet, tabii ki. Bu seçimler yapıldıktan sonra, bu görüşmeler başladıktan sonra mühendisimiz var. İşte resimler gönderiliyor. Muhtelif alternatifteki yerlerin resimlerini gönderiyorlar. Sonra mühendisimiz de gidebiliyor. Ben de gidiyorum bir fiil. Efendim, yerin kendisi için en uygun olanı, en uygun derken en lüks olanı demek istemiyorum. Çünkü ticari bir işletme olacaktır. Efendim, o işletmenin kendisi için verimli olması lazım. Kâra dönüştürmesi lazım. Yaptığı yatırımların kendisine geri dönebildiği. Lüks olması önemli mi peki? Öncelik. Kesinlikle değil. Şu bakımdan özellikle yani bahsini ettiğiniz için söyleyeyim. Şu havuzlu okullara çok kızgınım. Öyle mi? Çok kızgınım. Neden? Evet. Yani bir kere havuz yani eğer çocuğa yüzme öğreteceksen bir sürü 5 yıldız 7 yıldız oteller var kardeşim. Git orada öğret. Yani yüzme öğrenilecek yer değil okul. Yani öğrenemiyorlardı zaten. Kaldı ki şey var yani eğer
çocuğa yüzme öğretiyor ki bu kısa bir dönem oluyor. Yaz döneminde oluyor bu. Çevrede bir sürü istifade edilebilecek mekanlar var, kurumlar var. Alır çocuğu, bindirir servis aracına, götürür orada 2 saat kursunu verir, geri döndür. Okulun daha içinde. Daha ticari olduğunu mu düşünüyorsunuz? Göstermelik diyorum ve gerçekten çok gereksiz görüyorum havuzları. Okulda havuzları yani, yoksa havuzun kendisini değil tabii. Değil tabii ki. Efendim, bir de okulların malum genellikle çok sınırlı. Kazalar oluyor şeyde çocuklarla ilgili, havuzlarla ilgili. Geçen hastalıklar oluyor. Biliyorum, hastalıklar oluyor falan. Yani o bakımdan gerçekten havuzlara çok kızgınım. Öbür taraftan da başka şeylerde. Yani çok lükse kaçmak doğru değil. Çünkü çocuk doğallığı içinde bizler okul öncesi eğitim almadan büyüdük. Çok da kötü büyümedik yani. Çünkü doğanın içinde büyüdük. Zaten okul öncesi eğitim demek doğal yaşam demek. Yani onunla iç içe gerçekten haşir neşir yapabildiğin, biraz farkındalık yaratabildiğinse çocuğun, okul öncesi eğitimin %50'sini halletmiş oluyorsun. Diğer %50'si gerçekten akademik şeyler ki o da bazen bilinçli ki öyle olması lazım. Yani eğitim kurumunda bunlar çok şey olarak belli bir plan içinde, program içinde veriliyor. Dolayısıyla okul öncesi eğitimde çok mükemmel bir şekilde yetişebiliyor çocuk. Diğerleri tamamen fantazi, gösteriş. Sanırım ibaret diye biraz velilerin tatminiyle ilgili, çocuklar için değil lüks. Velilerin yani, arayışı hocam burada. Evet doğru. Yani çok harcarsam çok daha iyisini yapmış olurum değil. Yani eğer veli iyi bir okul öncesi eğitim kurumu seçmeyi düşünüyorsa, niyeti oysa, öğretmenin niteliğine, karakterine baksın. Yani şeyden, eğer nitelikli öğretmen ne veriyorsa, nitelikli kuruma veriyorsa, işte bizim gibi franchise olan, ki bizim şu an 27 tane franchise'ımız var açılmış okul. Hiçbirisi yalnız değiller. Yani 4 tane arkasında kendisine her gün destek veren akademisyenimiz var. Yılda 4 defa seminer alıyor o öğretmenler. 2 defa okullarında olup 2 defa da il dışında olmak üzere. Gelişimleri destekleniyor. 4 defa tabii. Ayrıca günlük şeylerimiz var. Kapalı grup haberleşme ağlarımız var, WhatsApp grupları vesaire. Orada herhangi bir özel sorunu varsa öğretmenin ya da işletmeci bana bağlı, öğretmenler akademisyenlerimize bağlı. Efendim, varsa paylaşabiliyor. Sadece benimle değil, sadece akademisyenle değil, meslektaşlarıyla, öğretmenleriyle paylaşma fırsatı var. Dolayısıyla bir öğretmen ya da bir işletmeci sadece bulunduğu bölgenin eğitimini takip etmiyor. Türkiye'de ne oluyorsa onunla ilgili takip etme fırsatı oluyor. Müthiş bir bu her işletme. Çok büyük bir fırsat. Evet yani her işletme şeyi söyler tabii. Yani biz bir aileyiz falan şeklinde klasik basma kalıp bir laf vardır. Birileri uyguluyordur, birileri de uygulamadan söylüyordur. Biz gerçekten uygulayan söyleyen bir kurumuz. Çünkü bütün işletmecilerimiz, bütün öğretmenlerimiz tam bir aile bağı içinde, dayanışma içinde, haberleşme ve dostluk ilişkileri içinde işlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla da sevgi varsa, dayanışma varsa, bir bağ varsa, aitlik bağı varsa, dolayısıyla o mesele de zaten psikolojik olarak zaten %50 olarak, %50 oranında kendi içinde halledilmiş oluyor. Diğer %50'yi de özel gayretleriyle bir şey var, sonra kendi aralarında küçük küçük rekabet ortamları falan hazırlamaya çalışıyoruz. İşte falanca konuyu siz iyi işlediniz, biz iyi işlediniz. Efendim, hocalar da bu konuda çok teşvikler yapıyorlar. Çok güzel. Eksik olmasın. Dolayısıyla çok hoş, öğretmenin de mutlu olduğu, işletmecinin mutlu olduğu, velinin mutlu olduğu, çocukların mutlu olduğu bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Yani başarı tesadüf değil hocam, değil mi? Arkasında dünya kadar emek var. Sonuçta. Kesinlikle. İşini takip etmeyen insan çok başarılı olamaz gayet tabii Şu ki. Şu kurduğunuz birliktelik bile o kadar kıymetli ki. Kesinlikle evet, katılıyorum. Aynı şehrin içindeki okullar bile bir araya gelemezken, o uyumu sağlayamazken bütün Türkiye'de 27 okuldan bahsettiniz değil mi? Evet. Hepsinin öğretmenlerinin bir arada olması, o aitlik bağını kurmuş olması sizin büyük özverinizle. Çok teşekkür ederim. Tabii bunlar sağlık. Yılların birikimiyle olan şeyler. Bir de niyetle, kararlılıkla olan şeyler. Evet. Şimdi biraz da yaşım ilerledi. Tabii bazen bu yaşta bu enerji falan diyorlar.
aslında... Çok gençsiniz. Ya, teşekkür ederim. Ben şaşırdım yaşınızı duyduğumda. Gerçekten şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ama bunu herhalde sürekli çocuklarla ilgili olmaya borçlu olduğumu düşünüyorum. Tabii. Samimiyetimle. Çünkü onlar insanı yaşlanmaya fırsat vermiyorlar insana. Ya, evet. Çünkü onların oyunları, tarzları, konuşmaları. Bir tane hemen anlatayım. Okullara da çocuklara kendimi yapa dede diye takdim ediyorum. Süper. Evet, onlar da zevkle söylüyorlar. Bir gün yine girdim sınıfa. Daha önceden girdiğim bir sınıftı. Öğretmen tanıdığı için kim geldi? Yapa dedeye hoş geldin diyelim mi filan? Diyelim dediler. İşte hoş geldin yapa dede filan. Hep bir ağızdan söyle. İkincisi bir çıkıntılık yaptı. Hoş geldin dedi işte. Çok güzel. Hemen aramızda bir sıcacık bağ kuruldu. Evet. Evet, çok da hoş bir şeydi. Evet. Zaten bence sevilmeyince de yapılabilecek bir şey değil hocam ya. Çünkü tamamen gönül bağıyla ilişkilerin ilerlediği bir sınıf, okul öncesi. Tamamıyla sevgiyle yapılabilecek. Yani eğitim onsuz olmaz. Eğitim onsuz olmaz ama yaptığın her işi layıkıyla yapman lazım. Bilerek yapman, bilen insanlarla yapmak lazım. Şunu da söylemem lazım. Bugüne kadar YAPA olarak, yaşam paylaşım anaokulları olarak 25 üniversiteyle işbirliği yaptık biz. 500 tane akademisyenle yazar, çizer ilişkileri kurduk. Konuşmacı ilişkileri kurduk. Dolayısıyla üniversite üstü bir bilgi ağımız oldu. Ve bu franchise'lar da tabii ki bize yatırım yapılan insanlar da bunun rahatlığını yaşıyorlar. Büyük bir birikimi paylaşıyor oluyoruz kendileriyle. İlişkileri paylaşıyor oluyoruz. Yani her biri yine bizim sevgili hocalarımızla beraber tanışma fırsatı buluyorlar. Onlarla sorunlarını, işte öğrenmek istediği şeyleri paylaşma fırsatı buluyorlar. Keza biraz önce söylediğimde olduğu gibi de onlar da pazarın içinde ne olduğunu, yani akademisyenler de pazarın içinde ne olduğunu takip edebilme fırsatını buldukları için gerçekten herkesin mutlu olduğu bir alışveriş var sistemin içinde. Harika, çok güzel. Bilmiyorum hangi şehirlerde yok ama Gaziantep'te var. Ve varlığı Gaziantep'li çocuklar için ve aileler için büyük şans. YAPA Çocuk Kulübü için söylüyorum. Gerçekten güzel çocukların yetiştiği, benim iki çocuğum da orada yetiştiği bir kurum. Varlığınız Türkiye'nin büyük şansı. 40 yıllık emeğinizi... Teşekkür ederim. Biraz da okullardan hangi istersen. Hangi şehirlerde olduğunu bilmiyorum. Varsa süremiz hocam. Hangi şehirlerde yok bilmiyorum ama franchising almak isteyen herkese kesinlikle büyük bir ısrarla tavsiye ediyorum. Lütfen şehrinizdeki çocuklar bundan faydalansınlar. Yani gerçekten biz de çok mutlu oluruz tabii olamadığımız. Mesela çok büyük şehirlerimizde maalesef yine yer sorunu var. Yatırımcı çıkmadı demedik de diyemeyeceğim de. Adana misal, Mersin gibi çok önemli şehirlerde maalesef halen eksiyiz. Ama Osmaniye'de var örneğin. Çok güzel. Efendim ama yani Adana'da bir türlü düzgün bir şey olamadı. Yer bulamadıkları için bir yer başlatamadı. Tabii o da ayrıca başlı başına evet, bir sorun. İnşallah oralarda da oluruz. Şimdi sanat eğitimine önem verdiğimizden söz etmek istiyorum. Her bir branş öğretmenleri yapıyor. Okuma alışkanlığını kazandırma konusunda bir yayıncı kökenli olduğumuz için özellikle önem veriyoruz. Okuma saatleri vesaire filan gibi çok özel programlar oluyor okulumuzda. Geriye dönüşleri de kesinlikle muhteşem. Evet, velilerimize küçük küçük el kitapçıkları gönderiyoruz. İşte bunlar bir en başta kurallarımız, okulumuzun kuralları. Ki o da çok önemli çünkü bazen özel okullarda bilhassa rastladığımız bir taşkınlıklar oluyor. Yani ben paralı okula gönderiyorum. İstediğim saatte getiririm, istediğim saatte alırım falan hesabı. Onlar yok tabii yani bizim okullarda. Çünkü biz çocuğa disiplin de kazandırmayı görev almış bir kurumuz. Dolayısıyla yani eyvallah siz parayla gönderiyorsunuz ama saatinde gelecek, saatinde gidecek ki çocuğa da olumlu bir davranış kazandırmış olalım vesaire filan gibi. 10 tane kitap veriyoruz İşte o kitaplardan birisi kurallar demiştim. İkincisi beslenme. İşte alışkanlıkları ile ilgili.
çok önemsiyoruz. Şekerden mümkün olduğunca uzak tutmaya, şekerli yiyeceklerden mümkün oldukça bunu şeyde de özen gösteriyoruz. Kendi okulumuzdaki menülerimize de çok özen gösteriyoruz. Güzel. Menülerimizi yine Gazi Üniversitesi'nde bir akademisyen hocamız hazırlıyor ve aylık gönderiyor. Okullarda kurallarda yani vitamin değerlerden, kalori değerlerden fazla uzaklaşmadan küçük değişiklikler yapma fırsatı veriyoruz. Çünkü Adana'nın mutfak alışkanlığıyla İstanbul'unki tam değil. Uymayabiliyor. Dolayısıyla ufak ufak şeye dikkat edilmesi koşuluyla, dediğim gibi kalori değerlere dikkat edilmesi koşuluyla değişiklikler yapma fırsatı veriyoruz. O arada bize de zenginlik kazandırıyor tabii. Diğer yapılan kural dışı, menü dışı yapılan yemekleri de takip ettiğimiz için farklı bir şey yapılıyorsa farklı yörelerde farklı yemek isimleri de işte bu göbek böyle şeyler çıkıyordu gibi şeyler öğreniyoruz. Takip etme fırsatımız var. Bir de okula uyum kitapçığımız var ki bu anaokullarının en önemli olmazsa olmaz sorunu. Çünkü çocuk daha ilk defa annesinden babasından ayrıldığı için ilk bir hafta 10 gün sorumlu olabiliyor. Onunla ilgili biz okulda ne yapıyoruz? Siz evde ne yapmanız lazım? Destek vermeniz lazım. Bir an önce bu meseleyi halletmemiz için bir kitapçık veriyoruz kendilerine ki onu takip edebilsinler. Bir an önce çocuğun okula uyumunu sağlayabilsinler diye. Okulda acil yardım konusuyla ilgili zaten öğretmenlerimiz eğitimliler. Ama bir de evde ne yapabilir acil konularda diye bir kitapçığımız var. Onu da velilerimize ulaştırıyoruz ki diyelim ki prizin aşağıda çocuğun ulaşmayacağı yerde olması falan gibi. Evet. Ne bileyim küçük arızalarda çocuğa nasıl ilk yardımın yapılabileceği gibi şeyler var. Dolayısıyla aslında sadece çocuklar değil velilerin bilinçlenmesi için de inanılmaz bir çok doğru. Siz de eğitimcisiniz tabii ki. Yani okul, bilhassa okul öncesi eğitim anne baba desteği olmadan, katılım olmadan kesinlikle bütün olamaz. Kaldı ki diğer üst sınıflarda da bu gereklidir tabii ki. Kesinlikle. İyi ki yaşam paylaşım okulları var diyoruz. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Kendimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.